İyi öğretmenler, yani bu kadar iyi öğretiyorum. Kaç sene yani 88'den beri kalkülüs öğreniyorum. Düşünün. ODTÜ üzerinde şey. Ama bazı senelerde yani AP kalkülüs aslında 5 alınacak gibi bir sınav. Kesinlikle alınır. Zaten geçen sene gelenlerin %72'si 5 almış. Ondan önce de hep böyle. Ama bu 5'i Araf'ta bekleme diye bir durum olur. Araf böyle ince bir çizgidir. Kapıdan giriş girmemek gibi. Bu kapı biletine sıra dışı sorular verir. Bundan sonraki kamplarda, bu dersteki kampımız biraz öğrendiklerinizi kontrol amaçlı olacak. Ama bundan sonraki kamplarda hep şunu yapacağım. Sıra dışı sorular. Yani istediğim şey hep sıra dışı. Nedir sıra dışı sorular? Ben mesela bazılarını seçiyorum. Diğerleri de sınavdan, eski sınavlardan. Ve bunların hepsini ben buradaki veritasının web sitesindeki veri tipi rep'e koyduk arkadaşlar. Size de 140 bir de 150 binci sınavları gönder. Çözen kaç kişi var aranızda onlara? Kaç kişi var? 14 kişisiniz arkadaşlar. 15 olmuşsunuz, pardon. Kaç kişi var? Çözmediniz mi? Ben çözdüm hocam. Hepsini çözebildin mi oğlum? Yani işlemediğimiz konuları çözemedim. Limitte ve derivat. Tamam olsun. Ya herhangi deneyin yanlış veya doğru çözün. Hocam Yanlış sistem tam çözdüyseniz olarak ne bedava acaba? dert koyuyoruz. Buyurun. Bu sistem tam olarak ne acaba? Şimdi sen de girebilirsin. Şöyle açayım. Sistemden gir, kendin de girebilirsin. VeritiPrep diye bir sistem. Şu an ben öğretmen kullanıcı kodumla girdim. Tamam mı? Şurasında giriş diye bir şey yazar. Oradan girebilirsin. Adın, soyadın, adının ilk harfi, adına bir ekle hemen gir. Tamam mı? Tamam Orada hocam. girdiğiniz zaman deli gibi sorular var, soru bankaları var. Ben şurada başka bir kullanıcı kodumla geleyim o zaman. Göstereyim. Gerçi bunu şeyde anlatıyoruz size. YouTube videolarında da anlattık. VeritiPrep'e girişi, Veritas Akademi'nin. Oradan bakıp inceleyebilirsiniz. Çözemeyen, yani deneyip de çözemeyen de bana mesajını atsın. Onları çözene kadar öğretecek ücretsiz dersi ayarlatacağım arkadaşlar. Tamam mı? Yani bütün bunların hepsini yapalım. Çünkü yani bu işi şöyle Avrupa için bazı okullar hiç AP istemiyor çocuklar. Ama Hollanda'ya veya Almanya'ya veya İtalya'ya giden çocuklar bu kalkülüs dersini geçemedikleri için atılıyorlar. O yüzden öğrenin. Evet şu birinci soru. Başlayalım mı? Beraber yapalım mı? Galiba sen Olur. şunu düşündün. Sağdan ve soldan limitleri eşit olmak zorunda değil mi abicim? Evet. 2B 1 artı değil mi? E üzeri eksi 2B eşittir. E üzeri 2B 12 etti mi? Bundan sonra ne yapmam lazım? Buraya eşitlemem lazım değil mi? TI'li sorular da çözmeye çalışacağım bugün yetiştirebildiğim kadar. 4B eşittir 12. B eşittir kaç oldu abi? 3. Üç. Anlamayan var mı çocuklar bu soruyu? Anlayan var mı? Ben anladım. Ben de İyi. anladım. Eyvallah. Anlayan Ben de varsa anladım. isimlerini yazdırsın. Onlara da güzel. 10 tane soruyu anladım diyene ocakbaşı var. Tamam. Yanına da şalgam. Veya isteyene kafe döpari de yaparız. Yani sosyetik yere de gideriz. Antakya'dayız ama onu da yapıyoruz yani. Tamam mı? Evet, sıradaki arkadaşım. Gördüğünüz gibi yani yapamazsanız yardımcı oluyorum. Şimdi burada x sıfıra giderken sin x kare placement yapabiliriz yani ama Ya şöyle olsaydı Ali, değil mi? direkt L'Hopital yapabilir miyim? Hmm.
Yok galiba. Yapabilirsin de ama şimdi şöyle şöyle olsaydı bir diyecektik değil mi? Evet. X kare değil mi? Hı. Peki ben şuraya bir x yazsam, şurada bir x yazsam bir şey değişir mi? Hayır. Peki. Yani bu tekniği öğrenin. L'Hopital'le de yapabilirsiniz diye kapatmayın kendinizi ne olur arkadaşlarım. Şimdi burası 1 oldu mu? Evet. O zaman burası da x sıfıra giderken 1 çarpı x limit x sıfıra giderken x oldu mu? Bursa. Anlaşıldı mı? Limitlerin yani dağılabiliyor ya, onu da kullansak olur değil mi? XX çarpmak yani. Bunu dağıtamazsın. Yani şuradaki içinde bu fonksiyonun içinde abi bu. Bunu dağıtmanın bir adı Pardon, pardon, pardon. Haklısınız, haklısınız. var. Eyvallah. Güzel soru sorduğun için sana da abi bir ocakbaşı. Onun yerine mesela 2 sin x çarpı cos x de sıfır koysak da olur değil mi yani? Bir daha Türevini söyle, bir daha söyle dostum. sin Güzel, iyi, iyi. İnteraktif bir ders oluyor. Söyle abi. x karenin türevini alıp 2 sin x çarpı cos x desek sonrasında Şöyle bir mi yapacağız? Bir dakika. x olmuyor mu Post L'Hopital'den yapalım. Tamam. Değil ama? mi? 2x etti. Aşağısı 1 etti abi. Evet. Doğru olur. Tamam. L'Hopital'i kabul etmiştim zaten. Çok zor bir türev olmadığı için demiştim ben tamam. Olur. İstediğiniz gibi. Ya kedi fareyi yakalasın da nasıl yakalarsa yakalasın. Ama benim buradaki amacım, bu yolda çözmenin amacı şu tekniği de yakalayabilmeniz. Tamam mı? Üretebilmeniz. Bu tür teknikleri de görün. Bazen öyle bir soru gelir ki L'Hopital'de çözemezsin. Evet, bu. Herkes çözmeye çalıştı mı bu sınavı? Gönderdik size. Şimdi Hocam bana sıra kim var? gönderilmedi. Sırada, sırayla katılın. 15 kişiydi, bir kişi düştü tekrar. Begüm? Begüm? Beraber yapalım mı Begümcan? Nasıl yapayım? Olur. Hadi gel tatlım o zaman. Şimdi limit var demiş, değil mi kızım? Continuous'a, continuity'nin ana formülü nedir Begüm? Sağdan ve soldan türevlerin aynı olması. Eğer bildiğini söyleyen arkadaş varsa ilerlesin. Yanıtın farklı çıkarsa o zaman bana dönsün. Yani durmanıza gerek yok. Kamplarda soru çözüyoruz. Kendini çok iyi hisseden, iyi anladığını düşünen arkadaşlar varsa sınavın sonuna kadar gidebilir. Hocam bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Bana bu PDF atılmadı da. Grubundan ister misin? Tamam isterim. Veyahut da senin bizden AP dersi alıyorsan sistemden girip kendini otomatikman çıkartabilirsin. Matematikten almıyorum. Efendim? Matematikten almıyorum. Matematikten ders almıyorsun bizden. Matematikten almıyorum. Başka ders alıyorum. Tamam, iste grubundan o zaman oğlum. Tamam hocam. Bir şey söyleyeyim mi? Continuous olmanın şartı sağ sol türevlerin eşit olan, yani artı eksi türevlerin eşit olan. Limitlerinin diyelim lütfen. Ha, türev pardon, kelime karıştı. Bir de orta değerin de onlara eşit olması değil mi? Fonksiyonun kendisine değerin eşit olması lazım. Elbette ki. Kelimeleri yanlış kullanma, evet onu söylemeye çalışıyorum. Güzel anlaştık. Sana da bir ocakbaşı. Ocakbaşını ben seviyorum. Ne yapayım yani? Bir de içi dolu olduysa tamam. Tamam. Ama iyi kilo verdim ya. Tamam mı arkadaşlar? İşte continuous function bu demektir. Yani soldan ve sağdan olması lazım ve içinde dolu olması lazım. Şimdi Begüm, beraber yapalım mı bir tane? Olur. Hadi x yerine 3'ü koy o zaman Begüm. Yani bu edebiyatı yazmama gerek yok aslında Begüm. Şunu bir yazalım. 3'ü yazalım. Eksi 9. Değil mi tatlı kız? 3 koydum. 6 ke. Artı 66 oldu mu Begüm? Evet.
Hadi tatlım. Şimdi burasını kızım. Bu soldandı, değil mi? Bunu da ne yapacağım? Sağdan yaklaştıracağım. Ha, şunu yukarı yazmam gerekirken buraya yazdım. Herkes anlar diye düşünüyorum. Altı, 3 çarpı 4, 12. 12K artı 3 kere 3'ün 3. kuvveti de 27 etti mi kızım? Evet. Şimdi bunların da birbirine eşit olması lazım. Tamam, şimdi gel eşitleyelim o zaman bunları. Şurada limit artık gerek yok. Bende Sıtkı Irk diye bir hoca vardı çocuklar. Her zaman zayıf not verirdi. Adamı deli ederdi yani. Böyle imlası kötü olunca. 66 oldu değil mi kızım? Şimdi ne oldu burası? 30 35. eşittir 6K. K5 olacak C. Değil Anlaşıldı mi? mı tatlım? Evet, tamam, anladım. Bak gülüşünden belli. Şimdi sıra burada. Sırada kim var? Arkadaşlar kesinlikle çekinmeyin. Hocam ben yapabilir miyim bunu? Yok. Berk sende mi sıra? İsteyen Bir yapabilir. hocam. Berk'in sırası sonra. İsmi neydi abi? Ben belki hocam. Berk. Evet. İzin isteyen Berk miydi? Başkası. Yok, birisi istiyordu. İsterse yapsın, bana fark Yapsın sonra etmez. Berk'inki bir alttaki olur. Tamam gel. Tamam. Tamam, ben söylemiştim ama. Olur, gir. Tamam, güzel abi, Ha, güzel. okey, süper. Tamam, çarpanları vereceğiz burada, çarpanları. Evet. Yukarıdaki eksi 8 artı 2 de ayrılır. Alttaki de eksi 6, yok, eksi 8 artı 6 de ayrılır. 8'den Eksi uyanın, 8'den tamam uyanıp mı? oradan Cıt sadeleşiyoruz cıt. işte. Eksi 10. 2, eksi 6 geliyor. Yok, 10 ve 14. Ondan da 5 bölü 7. Sevdiniz değil mi? O kadar hiç korkulacak bir şey yok. Evet, şimdi burası. Berk, sıra sende abi. Hocam bunda tetalar gidecek. Direkt 7 Tetalar kalacak. gitmez. Bak öyle bir Gitmez dünyamız hocam. yok. Tanjant açılımı mı yapacağız? Evet, tanjant açılımı yapacaksınız. Sekant kare x artı Yok, 1. gerek yok abicim. Bir daha bir düşünelim. Sinüs böyle kosinüs. Cos teta bölü teta, değil mi? Evet. Sıfır. Sonra bunu pratikleştireceğiz bunu. Sen bizden mi alıyorsun ders abi? Yok hocam. Teta çarpı kosinüs teta. Hocam Dostum kosinüs bu ne geridir oldu? değil mi? Yani Yok. şunlarda x sıfıra giderken sinüs 7 bölü kosinüs teta oldu. kosinüs teta sıfıra giderken ne olur? Onu tam hatırlamıyorum değerini. Kosinüs sıfır. Onu hatırlamıyorum. Bir. Tamam mı? Tamam hocam. Bu ne oldu? 7. Şimdi sevgili dostlarım. Limit. Ya ben biraz interaktif yapmayı tercih ediyorum. Çünkü başka türlü pekiştireç yapamam. Pekiştireç dikkatinizi çekmektir. Tetikte tutmaktır sizi. Bir şey Abi. sorabilir miyim hocam? Buyurun tabii. Burada neden tetaları götürüp direkt 7 diyemiyoruz? Tetraları nasıl götürebilirsin? Bak Ya bakalım. hani mesela Peki. sinx Şöyle bir fonksiyonda tetralar gider mi? yok gitmez doğru. Hocam ben şunu karıştırdım. Şimdi başta biz tanjant 7 tetayı sin 7 bölü cos teta diye açtık ya. Sin 7 7 teta bölü açacağız ama bir dakika şöyle ben de hata yapmışım. 7 demem lazım ama minik bir hata. Tamam. Söyle dostum. Bunu soracaktım zaten. Yani Tamam. öyle olmuyor. Ama artık yani şunları biraz geliştirelim. Tanjanta bunun bir extension'ıdır. Mesela tanjant 3x bölü 5x. Bununki ne olur dostlarım? 3 bölü 5. Böyle 5 oluyor. Tamam mı? Çünkü kosinüs 0, 1. X yerine 0 koyduğu zaman onu tanımsız yapan bir şey değil kosinüs 0'da. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Herkes anladı mı?
Yani şu kuralları unutmayın. Sıfıra giderken sinüs AX bölü BX eşittir A bölü B. Tanjantta da olsun. Mesela bunun yine extension'ını yapacağım. Mesela bunun limiti ne olur arkadaşlar? Bir bölü üç. Anlaşıldı mı? Şurada iki olsa iki bölü üç diyeceğiz. Çünkü içleri sıfır oluyor. Herkes anladı mı? Bakın bu tür Evet hocam, sorular her anlaşıldı. zaman çıkar ve gümletip gidin. Neden sinüsleri tercih ediyorlar? Çünkü sandviç teoremi, teknolojiyle matematiğin içeriği, bunların hepsi de birlikte bunlar. Tamam dostlarım. Hadi çözelim. Hocam burada şimdi bu quotient rule mu yapacağız hocam? Üç Hayır, şey. kesinlikle quotient rule. Neden quotient rule dedim Fatih? Hiç bölüm var Hocam mı 5'i burada aşağı abi? indirmiyor muyduk? Efendim? 5'i aşağı indirmiyor muyduk hocam? Çarpıyorduk. 5'i aşağı indirmek quotient rule değildir. Power rule'dur. Tamam mı? Ha, doğru. Pardon hocam. Yani x üzeri Fatih, eyvallah kardeşim. Hiç çekinme sor. Tamam mı oğlum? Tamamdır. Bu power rule'dur. Tamam mı? Yani. Şimdi o zaman biz burada 5 var. Biraz daha açıklayıcı yazabilmek için bunu şöyle düşünüyorum. Üzeri 5. Chain rule gibi. Fatih, bu 5 nereye gider abi? 5'in Devre başı açısından. indir. Evet. 5'e geldi mi? Geldi. O zaman burada ne kaldı Fatih? 4 kaldı mı Fatih? Kaldı hocam. Şimdi chain rule'dan dolayı kosinüsün türevi nedir Fatih? Sinüs hocam. Eksi sinüs 1 eksi x kare. Ama duracak mıyız Fatih? Hayır, çünkü iki tane bir eksi x kare var. Chain rule var değil mi Fatih? Evet. Burası da ne oldu? Eksi 2x etti mi Fatih? Etti. Şimdi o zaman hangi şık doğru? Tamam, o zaman A şıkkı mı doğru? Evet. B şıkkına doğru gitmeyin bu kadar çok işlem yaptıktan sonra. İki Tamam mı tane sevgili eksi var. dostlar?